Peki altılı masanın adayını açıklamama stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani seçimler açıklansın, seçim tarihi açıklansın, sonra biz adayımızı açıklarız. Seçim tarihi açıklansını biraz abartılı buluyorum. Gerçekçi bulmuyorum. Çünkü iktidar seçim tarihini açıklamış zaten. Yani Haziran diyor. Bundan önce, bundan sonraya kalması olağan olarak mümkün değil. Olağan olarak. Yani Türkiye'nin başına başka bir Allah esirgesin badire gelir de iktidar bunu ertelemeye kalkar ayrı, ama olağan bir seçim tarihi var. Haziran 2023. Ondan önce de herhangi bir tarih geldiğinde sizin için zaman sıkışmış olacaktır. O yüzden ben yani illa seçim tarihi açıklansını doğru bulmuyorum. Ama geçen yıl açıklanmalıydı, bunu da doğru bulmuyorum. Çünkü karşınızda Cumhurbaşkanı'nın bütün olanaklarıyla, devletin bütün olanaklarıyla, medyanın bütün olanaklarıyla yarışacak olan bir aday var. Ve siz onun karşısında bir yıl önce ilan edilmiş bir aday olarak uğraşacaksınız. Yani bu çok yorucu, çok aşırı pahalı falan bir kampanya süreci olabilir. Ama bence aday açıklamanın vaktidir. Yani ben daha önce 29 Ekim'den sonra bir tarihte aday açıklanmalıdır demiştim. Kasım, Aralık geçti. Yeni yıl geldi. Bence Ocak ayı, Şubat'ı bulur bulmaz aday ismi söylenmelidir. Çünkü Türkiye 84-85 seçim bölgesi değil mi? Yani iki kez, üç kez gitse 6 aydan fazla bir zaman gerekiyor ki bence Cumhurbaşkanı adayı hiçbir ili ihmal etmeden, önemli merkezleri ihmal etmeden, önemli kamuoyu merkezlerini ihmal etmeden hepsiyle birebir temas edebilmeli. Yurttaşlar onu tanımalı, o yurttaşları tanımalıdır. Dokunma ilişkisi kurmalıdır toplumda. O yüzden bundan sonra geciktirilmesini, yani Şubat geçer, Ocak geçer, Şubat geçer, Mart'a girilir, bunu çok yanlış buluyorum. Ama zamanı geldi. Bundan çok önce olsaydı. Yalnız burada tabii temel sıkıntı şu. Hala böyle çok nitelik konuşmadan isim konuşuyoruz. Filancı olur, yok o ankette öbürü daha fazla, o olur falan üzerinden isimler konuşuluyor. Peki biz ne arıyoruz? Yani biz demokrasi mücadelesi içinde kendisine güvenebileceğimiz, bu konuda şimdiye kadarki duruşu belli, Türkiye'nin Kürdüne, Türküne, Alevisine, Sünnisine, Hristiyanına, Müslümanına, inanına, inanmayana hiçbir ayrımcı gözle şimdiye kadar bakmamış, bu konuda bir soru işareti bırakmayan, seçildiğinde ne yapacağını aşağı yukarı müktesebatına bakarak güvenebileceğimiz birini arıyoruz değil mi? Evet. Yani öyle bir tarif üzerinden çok gidilmiyor. Öyle bir tarif üzerinden gidilse inanın insanlar önerileri olurdu, önerileri içinde. Yani siz ehveni şer değil, en iyisini seçmek imkanına kavuşurdunuz. Şimdi biraz böyle, mesela ben bu birkaç isim, dolaşan birkaç isim olursa, ehveni şer yapmakla kendimi ancak şey görüyorum. Yani yapma işini de görüyorum. Öyle bir tercih yapabilirim. Halbuki niye? Yani Türkiye'nin 75 yıllık demokrasi mücadelesi, 100 yıllık cumhuriyeti, eğer gerçekten bu dediğim vasıflara sahip 20 tane cumhurbaşkanlığı niteliğinde yurttaş yetiştirmemişse ve biz bunların arasından seçme şansına sahip değilsek ne mücadelesi yapıyoruz zaten. Bir de şey yok mu Ertuğrul Bey? Bir anlamı kalmaz. Evet. Bir de şimdi altılı masa mesela, hani biz zaman zaman Karar TV'de işte liderleri ağırladığımız program var. Bu liderler başka yerlere de tabii ki katılıyorlar. Doğal olarak hep iletiliyor, yani soruluyor kendilerine. Hepimiz soruyoruz. Yani altılı masanın adayı kim olacak? Verdikleri cevap, biz bunu daha masada konuşmadık. Şimdi bu tuhaf değil mi? Altılı masanın zaten bir tek gündemi, bir tek şeyi var. O da altılı masa seçimi kazanabilecek bir aday ortaya çıkarması, hani adayı çıkarması ve ortak adayla da buluşması. Yani uzlaşmaları. Fakat şimdiye kadar, yani ne kadar oldu? Bir yılı geçti. Bir yılı geçkin zamandır bunlar ayda bir toplansalar, 12 kez, 13 kez toplanıp da tek yok, amaçları... Birinci tur bitti. Bir 6 yaptılar. Şimdi 7-8'e gidiyorlar. Yani birinci tur, ayda bir toplantılar. Birinci tur bitti. Yani geçen yılın başlarından... Evet. Şubat ayında başladı. Evet. Şimdi, evet, 7-8 yani, oldu galiba. 8 tamam. Şubat'ta başladı. Evet. Şimdi hani toplanıp asıl önemli mevzuyu masada konuşmamak da tuhaf değil mi? Yani sizin zaten bir amacınız var. Bir tek hedefiniz, bir tek göreviniz var.
Evet. Yani onu da masaya getirmiş. Tabii söylediğiniz önemli. Birinci mesele bu dediğim vasıflara sahip, yani seçildiğinde ne yapacağından emin olduğumuz ve seçilebilir bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmak ve o cumhurbaşkanı adayının orkestra şefliğinde yeni döneme geçişi sağlamak. Şimdi bu yeni döneme geçişi bir takdim tehir yaptılar, öne aldılar. Olabilir bu. Çünkü gerçekten Türkiye'de bundan önceki dönemlerde bir iktidar değişikliği söz konusuydu ama devletin çarkları aşağı yukarı bildiğimiz gibi dönüyordu kim iktidar olursa olsun. Bu kez çok ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Yani bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Yargıda ciddi bir reforma, bürokraside ciddi bir reforma ihtiyaç var. Bir takım yıkılan değerlerin, hukuk devletinin, laik demokrasinin yeni baştan inşası konusunda bir takım ortak adımlar atmak gerekiyor. Bir tür koalisyon protokolü ama tabii 6 partinin oluşturduğu oldukça zor bir uzun vadeli koalisyon protokolü yapıyor gibi çalıştılar bir miktar. Evet. Ben bazı partilerin mutfağını da bir ölçüde biliyorum, gözledim. Hakikaten ayrıntıya inen, çok derinlemesine çalışmalar var. Dilerim ki iktidar olurlar da onları uygulama şansı bulurlar. Olmazlarsa tabii hepsi tatile terk edilecek. Tabii Cumhurbaşkanlığı meselesini işte bir şey tutturdular. Yani yıpranır falan. Ben yıpranmaktan ziyade yorulmayı kastettim demin. Yani yıpranacak adamı niye aday yapıyorsunuz? Yani çıkan adam her şeyiyle kendine güvenecek. Erdoğan'la yarışmayı göze alabilecek ve oradan gelebilecek olan her salgoyu karşılayacak birisi olmalı. Ama yorulma, yani o imkanlar, Cumhurbaşkanı imkanlarının karşısında yorulma söz konusu olabilir. Aday adaylarını bayağı bir yıprandı da bu arada. Buraya getirdiler. Artık söylemenin zamanıdır. Yani bir de tabii gerçekten konuşuyorlar mı konuşmuyorlar mı bilmiyoruz. Yani nihayet kapalı bir toplantı. Ama biz onların söylediklerine itibar etmek durumundayız. Zamanıdır. Yani sanıyorum ki artık bu yarın öbür gün galiba değil mi bir toplantı var? Evet, 5 Ocak'ta. Yani bundan sonra sanıyorum ki konuşacaklardır, artık vaktidir yani. Peki